Bugün ateist birine Allah'ın varlığını anlatırken bana dedi ki bütün dünyada binlerce ölüm var. Allah neden bunlara izin veriyor dedi. Ne demeliydim? Hikmeti nedir? Selamlar Naci Fransa. Peki ölüm olmazsa, hastalık olmazsa insanlar nasıl hale geleceğini düşünüyor musun Naci? Bak ölüm olduğu halde, yüzlerce binlerce hastalık olduğu halde, süründükleri halde birçok insan. Dişi ağrıyor, böbreği ağrıyor, kulağı ağrıyor, başı ağrıyor. Baş ağrısı için ayrı ilaç alıyor. Saçı için bilmem ne ilacı alıyor. Efendim hatta sırtına bilmem ne elektromanyetik bilmem ne takıyor. Bilmem ne kemeri. Ayaklarına tabanlıklar alıyorlar. Her yer insan. Hepsi acz dolu. Sabah kalkıyor burnunu yıkıyor. Ağzını yıkıyor. Kulağını yıkıyor. Ama nasıl deliler gibi dünyaya bağlılar. Mallar ve oğullar. Evlenmek. Çoluk çocuk sahibi olmak. Zengin olmak. Köşeyi dönmek için nasıl çılgıncasına, nasıl delicesine bir hırs gösteriyorlar. 70-80 yaşında ihtiyarlar bile. Kanser hastası oluyor. Evet. Yeri göğü birbirine katıyorlar. Evet. İşte bu imtihanın sırrı, bu bir harikadır, bu bir mucize. Allah'ın harikası bu. Sen diyorsun ki ölüm olmaz. Yani o zaman dünya firavun kaynar, Allah sirgesin. Ölümlerle, bu acizle ancak ucu ucuna dengeleniyor insanlar. Bak halini, insanların halini gör bak buna rağmen. Ya bütün millet yüzü koyun yere kapanıp secdeden kalkmaması gerekiyor böyle bir durumda. Ya bu harika durumunda yüzü koyu yere kapanıp secdede kalması lazım insanların. Umurlarında bile değil. O kadınlar mesela o sosyetede ben hanımlar görüyorum. Yumurtalık kisti var tedavi görüyor. Böbreğinde rahatsızlığı var ayrı tedavi görüyor. Bin bir türlü ilaç alır. Mesela belinde diz kayması oluyor, dizlerinde kireçlenme, dişlerinde enfeksiyon, bilmem ne falan. Nasıl cadolos, nasıl azgın oluyorlar bir kısmı görüyorsunuz. Nasıl küfürbaz ve oyuncu, nasıl sahtekarlar, nasıl ailelerinin işbirliği halindeler, nasıl dalavere ve üç kağıt peşinde oluyorlar.